Nasıl yapar bunu? Validemize bile saygısı yok. Kadın iyice yayıldı harime. Yakında bizim dairelerimizi de alacak. Sultanım, bunu hünkârımıza söyleyecek misiniz? Hayır. Sonra ben suçlu oluyorum. Gülfem Hatun. Sultanım. Buna nasıl müsaade edersin? Neye sultanım? Mahidevran validemizin dairesine taşınıyormuş. Öyle mi? Evet. Malumatım yok. Nasıl olmaz? Sen bu haremin baş haznedarı değil misin? Senden habersiz kuş bile uçmaması lazım. Ben bilsem ne fayda? Engel olamam ya. Belli ki Gülfem Hatun da Mahidevran'la birlik oldu. Baksana, Mahidevran kendi dairesini ona tahsis edeceğini söyledi. Vallahi hiç zannetmiyorum sultanım. Gülfem Hatun böyle şeylere tamah etmez. Kimseye ihtimalim kalmadı. Haznedar olunca o da değişti. Validemizin bu ani ölümü kötü oldu Sümbül. Mahidevran tam yetki aldı. Artık daha dikkatli olmamız lazım. İsraftan başları ağrıyacak diyordum. Fakat bu kadar harcamaya rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Bu altınların kaynağı nedir anlamadım. Gel. Sultanım, Yahudi Sarraf Rakel Hatun geldiler. Gelsin. Sultanım. Hoş geldin Rakel Hatun. Nasılsın? Hoş bulduk sultanım. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Huzurunuzda bulunmak büyük saadet. Getirdin mi altınları? Siz isterseniz de getirmez miyim? Cihan'ın bütün altınlarını sererim önünüze. Güzel. Lakin sultanım, borcunuz bir hayli arttı. Malum daha öncekileri de tahsil edemedim. Kimin borcu kalmış haremde Rakel Hatun? Vakti gelince sen de alırsın. Ama sultanım, vakti geldi de geçiyor. Malumunuz benim de kendime göre ufak tefek harcamalarım var. Sana vakti gelince alırsın dedim. Elbette. Bağışlayın sultanım. Başka bir arzunuz yok ise... Olursa haber ederim. Çekilebilirsin. Yahudi bir saraftan borç alıyor. Kimmiş o hatun sultanım? Ben hepsini tanıyorum. Ben de tanıyorum Sümbül, merak etme. Bilhassa yolladım. Mahidevran adım adım felakete gidiyor, haberi yok. Vallahi sultanım, nereden geliyor aklınıza böyle şeyler?